Merhaba arkadaşlar. Borsada yaptığınız işlemlerde yaptığınız işlemleri not almak, daha sonra da bu işlemleri değerlendirmek, ne kadar iyi olmuş performansınız, hangi işlemde hangi strateji kullanarak ne kadar kazanç sağlamışsınız ya da ne kadar kayıp yapmışsınız bunu bilmek çok önemlidir. Bunun için yapmanız gereken borsada bir günlük tutmak. Şimdi örnek olarak bir günlük hazırlayacağız internette. Bu günlüğü nasıl yapacağınızı göstereceğim. İnternette bir sitede bulduğumuz, tabii bu standart bir format olduğu için, bir de en iyi uygulanması gereken bir yöntem olduğu için internette her yerde bulabilirsiniz. Bir trade log nasıl yapılır diye. Şimdi biz onu oluşturacağız Excel'de. Bu benim her zaman videolarımın altına koyduğum haftalık market analiz Excel dosyası. Burada şimdi ilk başta alış tarihi oluşturmaya başlayalım. Sembolü, miktarı, alış fiyatı ya da şunu şöyle birim olarak alış fiyatı diyelim. Toplam alış fiyatı bütün komisyonlarla birlikte. İlk koyduğunuz stop loss değeri. Kazanç hedefi. Tabii bunu genelde ben koymuyorum kazanç hedefini. Bir fantezi numarası olmuş oluyor kazanç hedefi. Satış yaptığınızda da çıkış tarihini giriyorsunuz. Çıkış fiyatını. Toplam maliyetini. Çıkış değil de satış diyelim. Satış tarihi. Satış fiyatı. Toplam satış maliyeti. Yani komisyon bankaya ödediğiniz bütün hepsiyle birlikte toplam satış maliyetini yazıyorsunuz onu. Kazanç kayıp miktarı. Tutarı. Kazanç kayıp yüzde olarak. Bunun şöyle rengini değiştirelim biraz. Örneğin diyelim hisseyi. Gerçek bir örnekten örnek verelim. Örneğin diyelim hisseyi 53.90'dan aldık. Tabii bunlar örnek. Herhangi bir hisseyi seçeceğim. Önen şeyine bakmayacağım. İyi olup olmadığına rastgele bir yerden diyelim. Şuradan 1.47'den aldık hisseyi diyelim. Bunların önemi yok tabii. Örnek olarak gösteriyorum size. Hisseyi 2016 tarihinde 7.11'de aldık diyelim. 2016 sembolü ne? Sasa. Ne kadar aldık? Bunu risk yöntemine göre hesaplıyoruz. Örneğin şurada aldık. Satış miktarımızı da ortalama diyelim. Şurası 0.83. 2017 1.38'den aldık diyelim. 0.84'ten kaç tane alabiliyoruz? Onu burada hesaplıyoruz miktarı. Şöyle 1.38 0.84 1.38 0.84'ten 371 tane hisse alabiliyoruz. Bunu şuraya yazıyoruz 371 diye. Alış fiyatına ne demiştik? Risk hesaplaması 1.38 demiştik alış fiyatına. Toplam işte 511.98 371 tane alıyoruz.
Bununla bunun çarpımı artı komisyonlar. Diyelim 20 TL'de komisyon, dolarda komisyon olsun. İlk stop loss'umuz da 0.84. Kazanç diyelim bu kadar, bir daha çıkacak. Tabii ben bunu genelde de doldurmuyorum. Diyelim 1.55 olacak diye hesaplıyoruz diyelim. Daha satışı yapmadık. Sonra hisse ilerledi. Çıkacağımız miktar burası. Ona göre riskimizi hesapladık. Burası %2 risk olan yer. Hisse ilerledi. Çıkmak için herhangi bir sinyal vermedi. İlerledi. İşte şurada çıkıyoruz diyelim. Tarih 2017-9-18. Bunu böyle buraya yazıyorsunuz. Satış fiyatını yazıyorsunuz. Örneğin şurada 3.87'den satmış olalım. Bunu tekrar değiştireceğim. Tabii biraz karıştırmış olabilirsiniz. Elimize geçen, toplam satıştan elimize geçen olması lazım burada. 371'i. Bununla çarpıyoruz. Masraflarımızı çıkartıyoruz. Elimize bu kadar geçti. Kârımız bununla, bunu çıkartırsak kârımız oluyor. Bu da bunu buna bölersek yüzde olarak kârımız oluyor. Bunun gibi siz de günlük olarak alım satım yaptığınız zamanlar notlar da ekleyebilirsiniz buraya. Bunu sürekli tutup kârınızı, zararınızı bu tür şekilde gözetleyebilirsiniz. Arkada gördüğünüz de şurası Avrupa Merkez Bankası. Gördüğünüz gibi Frankfurt'ta finansın merkezindeyiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.